İnsanın söz yine baharlar gelecek. İnsanın söz umut bitmeyecek. Bu iktidar gençlerin isteklerini karşılayamadığını görüyor. Daha da önemlisi bunları karşılamak istemiyor. İktidarın en büyük korkuları gençlerin istekleridir. Bu nedenle gençlerin katılımını en düşük düzeyde tutmak için seçim tarihini üniversitelerin açık olduğu bir döneme denk getirdiler. Bugün iktidarın verdiği talimatlar ne kadar haklı olduğumuzu tekrar tekrar gösteriyor. 12 Eylül darbecilerin ürünü olan YÖK, gençleri sandıktan uzak tutmak için kabul edilemez bir karar aldı. Yüz yüze eğitimin üniversitelerde başlayacağı tarihi 3 Nisan olarak duyurdular. Bu kararda final tarihleriyle ilgili hiçbir duyuru yapmadılar, bilgilendirme yapmadılar ve konuyu muallakta bıraktılar. Şu an hiçbir öğrencinin ya da üniversitenin bu konuya dair bir fikri yok. Bu konunun ne zaman netleşeceğiyle ilgili de bir fikirleri yok. Bu kararın amacı öğrencileri aydınlatmak değil, daha da bilinmezliğe sürüklemektir. Üniversitelerin kapatılma kararı alınmadan önceki final tarihlerinin olduğu bu listeye göre Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık %90'ında sınav tarihleriyle seçim tarihi ya çakışıyor ya da hemen öncesine veya sonrasına denk geliyor.